Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Razer Ornato V2 klavyesini inceliyoruz. Oyuncu klavyesi, çok güzel bir klavye, özel bir klavye. Bu klavye ilgili merak ettiğiniz her şeyi bu videoda size anlatmaya çalışacağım. Şimdi Razer'ı bilenler biliyordur, bilmeyenler için ben söylemiş olayım. Özellikle oyuncular için çeşitli ekipmanları üreten bir marka. Son yıllarda böyle telefon olsun, bilgisayar olsun falan bu alanlarda giriş yaptılar ama asıl uzmanlık alanları klavye ve fare gibi daha çok böyle oyuncu aksesuarları tarafında bir uzmanlıkları var. Ornato V2 anlayacağınız üzere Ornato'nun ikinci sürümü olarak geçiyor. Bir de bunun üçüncü sürümü var. O bana henüz gelmedi. Ben ikinci sürüm üzerinden size bildiklerimi anlatacağım arkadaşlar. Şimdi biraz da kutusunu göstermiş olayım. Şöyle güzel yeşil kocaman bir kutumuz var. Gördüğünüz gibi her tarafında Ornato V2 yazıyor zaten. Şu arka kısmı da oldukça güzel bir kutu. Hoş bir kutumuz. Genelde ürünleri de güzel, kutuları da güzel bu arada Razer'ın. O yüzden kutusunu özellikle gösteriyorum. Razer'ın hibrit meka membran teknolojisini kullanıyor. Şurada yazıyor. Bakın kocaman yazmışlar. Ve bu sayede mekanik değil, yazılımsal da değil ama ikisinin arasında bir teknolojiyle bu klavyeyi kullanabiliyorsunuz. Şimdi ben biraz da fiziksel görünümden bahsetmek istiyorum. Kablolu bir klavyemiz var. Onu baştan söyleyeyim. Şöyle güzel örgülü bir kablomuz var. Oldukça da uzun. Böyle ne bileyim 2 metre falan vardır. Böyle gördüğünüz gibi. Şöyle kocaman uzun bir kablomuz var. USB'den bağlanıyor. Tip A bağlantımız var. Kablomuzun böyle güzel olması iyi. Yükselti bölümümüz var ama 2 kademeli. Birinci kademede yarım santim. İkinci kademede ise 1 santim uzuyor. Böyle özel bir mekanizma var. Bunu detaylarda göstereceğim sizlere. Bu mekanizma sayesinde klavyeyi biraz daha yukarıda dik ya da biraz daha yatay kullanabilirsiniz. İsterseniz hiç açmazsınız. Tamamen böyle bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Güzel de bir klavye olmuş. Şimdi klavye aslında standart fonksiyon tuşlarımız var. Bu fonksiyon tuşlarına ek olarak bir tane function tuşumuz var FN olarak. Function'a bastığımız zaman bazı ekstra özellikleri kullanabiliyoruz. Onu ilerleyen dakikada size anlatacağım. Güzel bir ses tekerleği var. Hemen sağ üst köşeye konumlandırılmış. Bunu Windows 10'da 11'de falan eğer kullanmaya kalktığınızda yukarı ve aşağı hareket ettirdiğiniz zaman sesi açıp kapatabiliyorsunuz. Bence bu çok güzel akıllıca bir hareket olmuş. Güzel ve sonsuz dönen bir klavye üzerinde bir malzememiz var. Bunun dışında fiziksel görünümde çok fazla başka bir şey yok. RGB aydınlatma olduğunu söyledik. 16 milyon renk var. Çok detaylı renk ayarlı aramaları falan var. Onları da size söyleyeceğim birazdan. Bir de bileklik yastığımız var. O da şöyle bir şey. Bunu da size detaylı yine göstereceğim arkadaşlar. Ve üzerinde bulunan mıknatıs sistemi var. Bu sistem sayesinde buraya yapışabiliyor. Şöyle bakın. Hissediliyor. Şöyle çekeyim hafiften. Çok sert değil ama çok da şey de değil. Tutacak kadar sert ama mesela bıraktığı zaman düşüyor. Düşmesine engel değil ama zaten bunu böyle masada kullanacağımız için düşüp düşmemesinden ziyade böyle hafif bir klik yapıyor, yapışıyor buraya. Bu da hoş olmuş. Bu özellikle bu tarz bir ürünü kullanırken böyle koyduğunuz zaman yumuşak bilekleriniz ağrımadan kullanabiliyorsunuz. Yazı yazanlar için de bence güzel bir şey bu. Hani çok yazı yazan birisi olarak bu yazı yazanlar için de bu bilekliğin böyle bileklerinizi şöyle koyuyor olmak, şöyle de göstermiş olayım, güzel bir detay olmuş arkadaşlar. Şimdi biraz da teknik özelliklerden bahsetmek istiyorum. Razer Ornato V2 hibrit meka membran anahtar kullanıyor. Üzerinde Türkçe Q klavye, bilek için özel bir yastığımız olduğunu söyledim. Ses teker tuşumuz var. RGB aydınlatma var. Chrome Studio yazılımı ile renkleri özelleştirebiliyoruz. Ve Razer Snaps 3 yazılımı ile renk kontrolünü gerçekleştiriyoruz. Klavyenin ağırlığı 915 gram. Eğer bu bilekliği de hesaba katarsak 1215 grama çıkıyor toplam ağırlık. Ve ürünün fiyatı da 1200 TL arkadaşlar. Gelelim kullanım deneyimine. Tabi bilgisayara takar takmaz kullanmaya başlıyorsunuz. Herhangi bir sorun yok. Zaten USB'den bağlandığı için otomatik olarak hemen kullanmaya başlıyorsunuz. Tabii gerekli ayarlama için Razer Snaps 3 isimli yazılımını bilgisayara kurmanız gerekiyor. Bu yazılım biraz yavaş çalışıyor. Onu ben anlayamadım. Hani bazen açılışta açılmayabiliyor. Bazen böyle bir garip hareketler yapıyor. Hani açtığınız zaman ki genelde açtım ben. Onu herhangi bir sorun olmadı. Ama bazen ufak tefek bazı durumlarda yaptı ki bunu geçmiş ürünlerde de yaşadığım zamanlar olmuştu arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yazılımı açtığınız zaman zaten çok geniş bir skalada sizi ayarlar vesaireler karşılıyor. Bu ayarları istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Yani renk tarafında belli quick renkler var. Yani hızlı bir şekilde renk atayabiliyorsunuz. Birkaç seçenek var orada. Alev gibi olsun, dalga dalga olsun, işte gökkuşağı olsun, şu olsun, bu olsun. Bunları zaten atayabiliyorsunuz. Ayrıca siz kendiniz özelleştirebiliyorsunuz. Hatta az önce söyledim onu. Chrome Studio uygulaması var dedim. Oradan hani şu tuş şu renk olsun, bu tuş bilmem ne olsun falan böyle hani artık içine girsek belki bu video uzunluğu kadar video çekmemiz gerekecek detayları olan bir yazılım da var arkadaşlar. Ben çok burada detaya girmeyeceğim ama hani çok özelleştirmek isteyen olursa girip o yazılım üzerinden istediği ayarları yapabilir. Çok da güzel, çok da detaylı, çok da hoş bir yazılım yapılmış. Klavyenin renklerini ayarlamaktan tutun da işte mesela klavyenin üzerindeki tuşların her birine istediğiniz bir şey atayabilmek kadar birçok farklı özellikleri bulunan bir yazılım bu. Yazılımın detayları çok fazla olduğu için burada biraz daha kısa geçiyorum ama siz istediğiniz ayarları falan ayarlayabiliyorsunuz. Hyper Shift özelliği var. Bunu aktif hale getirdiğinizde fonksiyon tuşları vesaire üzerindeki diğer tuşlar da hani atadığınız olur veya başka bir şey olur. Onlar da aktif hale
gelebiliyor ve onları o şekilde kullanabiliyorsunuz. Bunu açıp kapatabiliyorsunuz ama standart kapalı geliyor. Oyunlarla ilişkilendirme özelliği de var bunun ve oyun profilleri yükleyebiliyorsunuz. Yani nasıl oluyor bu? Yine bu az önce bahsettiğim Synapse 3 yazılımını açtığımız zaman o yazılım içinde şu oyunu ekleyin, bu oyunu çıkartayım gibi seçenekleriniz var. O oyunu eklediğiniz zaman oyun çalıştırıldığı anda klavyenin profili o oyuna uygun hale getiriliyor. Bazen renk olabiliyor bu, bazen fonksiyon tuşlarının durumu olabiliyor. Klavyenin bir game modu var. Bu modu aktif hale getirirse isterseniz mesela Windows tuşunu kapatmak, Alt Tab tuşunu veya Alt F4 tuşunu kapatmak gibi özellikler de yine klavyeye kendiniz ekleyebiliyorsunuz. Ama bunu açmak zorunda değilsiniz. Otomatik olsun dersiniz veya kapalı olsun diyorsunuz veya açık olsun diyorsunuz. O tamamen size kalmış durumda. Otomatik dediğinizde oyuna girildiği andan itibaren otomatik olarak cihaz böyle bir ayarı kendisi klavyeye yüklüyor. Klavye üzerinden ışık şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Function tuşumuz var dedik. Function tuşuna basıp F11 ve F12 tuşlarına bastığımızda ışık şiddetini arttırıp azaltabiliyorsunuz. Ama renkleri buradan değiştiremiyorsunuz. Renk için yazılıma mutlaka başvurmanız gerekiyor. On the fly makro kayıt özelliği var. Bu da yine klavye üzerinden yapılan bir şey ve Function'la F9 tuşuna basarak kullanabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Özellikle oyun içinde bir makro kaydetmek istediğinizde veya başka bir şey yaptığınızda buradan bu makroları kayıt edebiliyorsunuz. Bunun da güzel bir özellik olduğunu söyleyeyim. Özellikle de böyle ileri seviyede oyun tutkunu olanlar için bence işe yarayacak bir özellik. Şimdi biraz da sesten bahsetmek istiyorum. Şimdi klavyenin sesi tam mekanik değil, tam mekanik olmayan klavye gibi de değil. İkisinin arasında bir ses çıkıyor. Bakın. Şimdi burada ne kadar duyuyor? Şöyle eğileyim biraz mikrofonun sesine gelsin. Tabii bu bilgisayara taktığımızda değişiyor. Şimdi bir de bilgisayara taktıktan sonra aynı şeyleri yapacağım. Evet, şimdi klavyeyi bilgisayara bağladım. Şimdi sesi tekrar bir dinleyelim. Evet, gördüğünüz gibi seslerde bu şekilde. Renkleri de görmek isterseniz ben detaylarda vereceğim ama bunu şöyle de bir ekranda da göstermiş olayım. Razer Ornato V2'nin renkleri bu şekilde değişebiliyor. Gerçekten de güzel bir klavye olmuş. Tabii ki Razer zaten bu konuda çok ciddi tecrübeye sahip bir marka. Özellikle oyun ve oyuncu ekipmanları konusunda gerçekten de sektörün liderlerinden bir tanesi. Klavyenin fiyatı bence bu tarz özellikleri olan klavyeler açısından değerlendirdiğimizde çok da yüksek değil. 1200 TL bugün baktığımızda ortalama 500-600 TL'de bu tarz klavyeler satılıyor. Ama tabii ki onlar Razer değil. Bu şekilde ekstra teknolojilere sahip değiller. Ve hani mekanik istemiyorum ama hani mekanik gibi de olsun diyenler için de bence güzel bir seçenek olmuş. Bir videonun daha sonuna geldim arkadaşlar. Bu videoda size Razer Ornato V2 oyuncu klavyesini anlatmaya çalıştım. RGB'li, güzel, böyle şekilli, hoş bir klavye. Bu tarz donanım incelemelerinin devamı gelecek arkadaşlar. Ben kanalımda bu tarz bir farklı donanım incelemesi de yapıyorum zaman zaman. Hatta geçtiğimiz günlerde SSD incelemesi olsun, RAM incelemesi olsun ve bilgisayar kurulum vesaire de yapmıştım kanalımda. Siz de eğer katkıda bulunmak isterseniz bu ürünle ilgili fikirlerinizi yorumlarda yazmaktan ve benimle paylaşmaktan çekinmeyin. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu benim için önemli. Neden önemli arkadaşlar? Çünkü kanal ne kadar büyürse bu tarz videoların sayısını arttırma ve kendimle ilgili motivasyonu arttırma açısından bana fayda sağlıyor. Abone olursanız çok sevinirim. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada mevcut. Tek bir tıkla hepsine abone olabilir ve beni oralardan da takip edebilirsiniz. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.